Evet değerli arkadaşlarım, tarih öncesi dönemleri ve devirleri işlemeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi tahta ikiye ayrılmış vaziyette taş ve maden devirlerinin özellikleri kısmında beraber olacağız. Bu derste tabi burada dikkat etmemiz gereken soruların geliş şeklini yapabilmek veya işte bunları aydınlatan merkezleri az da çok da olsa bilebilmektir. Biz bunları size biraz basit yöntemlerle anlatmaya gayret edeceğim. Şimdi buraya dikkat edelim. Taş devri 3'e ayrılıyor. Fark ettiyseniz milattan önce 600 bin yıl. İnanılacak gibi bir rakam değil, değil mi? Yani milattan önce 600 bin yıl önce insan varmış. Şimdi Hazreti Adem'in biz ilk insan olarak, Müslüman olarak kabul ediyoruz. Doğru. Ama onun ne zaman yaşadığı hakkında bir bilgimiz var mı? Hiçbirimizin zamansal anlamda bir bilgisi yok. Bir de zaman, bu zamanla öbür tarafın zamanı mı aynı şey? Onu da bilmiyoruz. Yani bilinmezlikler var. Zaman sadece bizim, biliyorsun neydi takvim? Günlük işleyişlerimize düzene sokulması amacıyla yapılmış olan barometrelerdi. Ama buradaki şunlara dikkat ettiğimiz zaman inanılacak gibi değil. Milattan önce 600 bin. Şöyle bir dünyayı tasarlayalım hep beraber. Dünya nasıldı sizce? Milattan önce 600 binli yıllarda. Görmedik de hocam demeyin. Öyle değil. Tahmin yürütün. Bir, dünyanın zaten 1/4'ü su. Peki ayrıyetten mevcut olan su kanalları veya insanların ilk yaşamsal evrelerinde su kesinlikle tartışması gerçek. 2 gün, 3 gün susuz kalsak ölüyoruz. Demek ki ilk insanlar burada buzulların hakim olduğu bir dönem olan paleolitik devirde, yani eski yontma taş devrinde ne yapmışlardı? Önce soğuktan korunmayı becerebilmişlerdi. Peki sizleri soğuktan ne korur? Hadi bakalım buyurun. Evet, ne korur? Soğuktan ne korur? Bir yere sığınırsan, mesela mağaraya, kaya kovuklarına, ağaç kovuklarına seni soğuktan korur. Peki soğuktan sadece bu şekilde korunamazsın. Üzerine bir şeyler giymen lazım. Peki insanların ilk üzerlerine girdiği şeyler ilk avladıkları hayvanların derisi olmuştur. Doğru mu? O zaman mantıken bu dönemde insanlar 1. buzullardan ve soğuktan korumak için mağaralarda yaşamışlar. 2. buzullar o zamanlar çok sert olduğu için iklimsel anlamda da şimdi kutupta yaşayan hayvanla, atıyorum bir Anadolu'da yaşayan hayvanla bir Afrika'da yaşayan hayvan aynı şey değil. Mantıken Allah bunları yaratırken kutupta yaşayan hayvanın derisi ince olur mu? Olmaz. O zaman mantıken avladığın hayvanın derisi ne olur? Kalır. O zaman da sen bunun üstüne giyiyorsun. Peki bu hayvanlar ne ile avlanıyor? Asıl mesele bu. Tabii ki insanoğlu doğada bulmuş olduğu volkanik cama benzer bir madde var. Obsidiyen diye. Bu maddeyi oyuyor ya da kesiyor veya işte sivriltiyor. Ve bunları ok ucu yaparak, ok atarak avlayabiliyor. Veya onu mızrak gibi düşünelim. Mızrak şeklinde avlayabiliyorlar. Karanlık bir dönem olduğu için zaten bu dönemle alakalı bilgilerimiz çok çok azdır değerli arkadaşlarım. Peki hepinize soru. İnsanı soğuktan bir şey daha korur. Hadi bakalım. Böyle bakarak birbirimize cevap veremeyeceğiz herhalde. Evet. Ya kurban olduklarım, insanı soğuktan ne korur? Ateş tabii ki. Peki insanoğlu bu dönemde ateşi ne yapmıştır? Kontrol altına alabilmiştir. Ne demek hocam bu? Arkadaşlar, insanlar çakmak taşlarını birbirlerine sürterek biliyorsunuz ilk ateşi buluyorlar. Ateşin bize faydaları nelerdir? Bir kere ondan başlayalım. Evet, ateşin ne gibi faydası var? Bir, avladığın hayvanın yiyeceklerinin pişirilmesine. Peki çiğ yersen ne olur hayvanları? Devamlı çiğ yersen en sonunda bir hastalık kapar, zaten ölürsün. İki, hayvanları pişirerek daha lezzetli hale getiriyor. 3. soğuktan korunuyor. Peki hepinize soru. Yırtıcı ve vahşi hayvanlar ateşe gelmiyor değil mi? Ülkemizde birçok kamp alanında yırtıcı ve vahşi hayvanlardan korunabilmek amacıyla gece kamp ateşleri yakılıyor. Ve kamp ateşi yakılan yere de gerçekten de hayvan yanaşmıyor. Peki mantıken o zaman vahşi hayvanların sardılısından yapmış olduğumuz ateşi yakarak ne yapıyoruz? O hayvanların da bizim üzerimize gelmesini engelliyoruz. Peki mantıken soralım. Ateşin bulunması insanın ömür süresini uzatmış mıdır? Veya kısaltmış mıdır? Hadi bakalım. Niye uzamıştır? Soğuktan korunup ölmediği için, donmadığı için, vahşi hayvanlar yanına gelip ona saldırmadığı için tabii ki ateşin kontrol altına alınması da insanların yaşamsal sürelerini de arttırmıştır. Peki, hepinize bir soru. Buraya dikkat edin. İnsanların ilk yaşam evreleri mantıken soğuktan korumak için mağaralarda değil miydi? O zaman bu dönemi aydınlatan yerlere baktığımız zaman biz neye bakmamız lazım? İnsanların ilk yaşadığı yer olan mağaralara bakmamız lazım. Yani burada hani bunların belli başlı bölgeleri biliyorsun, aydınlatan merkezler var. Bunları söyleyeceğim şimdi. Mesela İspanya'da Altamira mağarası var mesela. Fransa'da Lascaux mağarası var. Bunlar gene bu dönemi aydınlatan önemli yerlerdir. Ve bir başka bizim bilmemiz gereken ise
Türkiye'de de belli başlı yerler vardı. Mesela Türkiye'de İstanbul'da bulunan Yarımburgaz Mağarası, ileride bunun önemini de anlatacağım. İstanbul'da bulunan Yarımburgaz Mağarası ile Antalya'da bulunan 3B dediğimiz Bel Dibi, Bel Başı ve Karain. Tabii 3B olmaz ama doğru söylüyor. Karain mağaraları ne yapmıştır değerli arkadaşlarım? Bu bölgede özellikle bu dönemin aydınlatılmasında etkili hale gelmiş. O zaman ben de biraz bunları bir yazayım. Bu dönemle ilgili. İnsanlığın en uzun evresi. Şöyle bak bakayım, doğru mu? İnsanlığın en uzun evresidir. İnsanlar mağaralarda veya ağaç kovuklarında yaşamıştır. Ağaç kovuklarında yaşamıştır. Başka ne bilecektik bu döneme dair? Obsidiyen adı verilen kesici ve delici bir madenle ya da kesici ve delici bir aletle avcılık yapılmıştır. Peki hepinize soru. Bu tam net olmasa da hani mantık açısından söyleyeyim. Erkek avladı getirdi. Kadın ne yaptı onu? Pişirdi. O zaman avcılık ve toplayıcılık erkeğe, değil mi değerli arkadaşlar? Bunun geri kalan hizmetleri de sanki bir iş bölümü yapılmış gibi, kadın ve erkek arasında ilk böyle iş bölümü gibi düşünün yani. Tamam. Peki başka ne yapılmıştır değerli arkadaşlar burada? Soğuktan korunma yolları aranmıştır. Korunma yolları aranmıştır. Bir de tabii bu dönemle alakalı da şunu söyleyeyim. Zaten bilgilerimiz çok az. Çok çok az bilgi var. Zaten bilmesi gerekenler de bunlar. İklimin çok sert olması da bununla etkili. Şimdi Türkiye'de ve dünyada aydınlatan yerler var. Bir kere onlardan bahsedelim. Şöyle yapalım. Dünyada aydınlatan yerler nerelerdi? Onlara bir bakalım. Bir de Türkiye'de bu dönemi aydınlatan yerler nerelerdir, ona bakalım. Dünyada İspanya'da bulunan bir mağara. Doğru mudur? Altamira mağarası. Ve yine Fransa'da bulunan bir mağara. Lascaux. Doğru mudur hocam? Lascaux mağarası. Bunlar iki tane mağara bu dönemin aydınlatılmasında önemli merkezlerdi. Türkiye'de ise neler vardır sorusuna tabii ki Yarımburgaz mağarası. Bunların bazı önemli noktaları var. İleride açıklayacağım. Bunun yeri nerede bu arada? İstanbul'dadır. Yine Antalya'da bulunan Bel Dibi mağarası. Onun da bir önemi var. Belbaşı mağarası ve Karain, önemli olan noktalardan bir tanesi dur. Karain mağaraları önemli bu dönemi aydınlatan yerlerdir. Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı olan? Soru gelse yapar mısınız paleolitik döneminden? Paleolitik veya eski diğer adıyla da yontma taş devri. Bu dönemde ateş dönemin sonlarına doğru. Onu da yazalım. Ateş bu dönemin sonlarına doğru. Sonlarına doğru. Kontrol altına alınmıştır. İnsan ateşi biliyor. Kontrol altına ne yapılmıştır? Alınmıştır. Evet, önemli noktalardan bir tanesi buydu. Gelelim bu tarafa. Yani orta taşa geçtik. Yani milattan önce 10 binlere geldik. Peki buzullar yavaş yavaş eridi mi? Eridi mi? Peki eriyince iklim normale döndü mü? Döndü. İnsanlar mağarada 24 saatin 20 saatini mağarada geçiriyorlardı. Şimdi 24 saatin 12 saatini mağarada, 12 saatini dışarıda geçiriyor. O zaman daha çok hayvanla ve insanla karşılaşma ihtimalleri daha fazla. Peki daha fazla insan ve hayvanla karşılaşacak, kendini korumak amacıyla obsidiyen vardı ya, bu delici ve kesici alet. Bu sefer de insanlar yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla mikrolit adı verilen küçük ev aletleri yapmışlardır. Mikro ne demek zaten? Küçük. Doğru. Mikrolit adı verilen neler yapmışlardı arkadaşlar? Küçük ev aletleri yapmışlardı. Gene bu dönem aslında şu dönemden çok bir farkı yok. Gene avcılık toplayıcılık var. Sadece mikrolit farkı var. Bir de buzulların erimesi var. Dikkat! Burayı da Türkiye'de aydınlatan bazı yerler var. Ve dünyada da yine aydınlatan yerler. Dünyada neresi var mesela? Tacikistan'da bir yer olacak. Kuldara bölgesi var mesela. Türkiye'de nereler var bu bölgeleri anlatan? Yine Antalya'daki bir mağara. Hangi mağara? Bel Dibi mağarası yine Antalya'da bu dönemi aydınlatan mağaralar arasında yer almaktadır. Yine Ankara'da var mesela. Neresi var? Macun Çay var. Göller yöresinde
Baradiz Mağara, Samsun'da bulunan Tekkeköy mağaraları yine var. Bak dikkat edin. Ezber yapmanıza gerek yok. Bir dönemin aydınlatılmasında mantıken bunda insanlar hala mağarada yaşıyorsa ben bu dönemi aydınlatmak için o mağaralara gidip ne yapmam lazım? Keşfe gözlem yapmam lazım. O zaman bunları ezberlemeye gerek yok. Mağara diyorsa aydınlatan bir merkez ya bu döneme girer ya da hangi döneme girer? Bu döneme girer. Başka da olmaz arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet, orta taşı bir yazalım mı? İklim normale dönmüştür. İklim normale dönmüştür. Başka? Buzullar erimeye başlamıştır. Tam olarak eridi diyemeyiz. Buzullar erimeye başlamıştır. Hala günümüzde buzullar erimeye devam ediyor mu? Ediyor. Buzullar erimeye başlamış. Mikrolit adı verilen küçük aletler yapılmıştır. İnsanlar gene nerede yaşamaya devam ediyor bu arada? Şehir var mı? Yok. Köy var mı? Yok. Ama insanlar o zaman hala nerelerde yaşıyorlar? İnsanlar gene mağaralarda yaşamışlardır. Evet, dünyada ve Türkiye'de aydınlatan merkezler konusuna geldiğimiz zaman da değerli arkadaşlar da bunu bu kadar. Bir tane silgi verin bana bakayım. Evet, şunu biraz dar yapayım. Bir mağara. Bu mağara değerli arkadaşlar dünyada önemli görülenlerden bir tanesi. Mağara diyorum. Tacikistan'da bulunuyor diye. Doğru mudur? Kuldara bölgesi. Buna mağaraların çok olduğu bir bölge. O yüzden söylüyorum. Burada ise Türkiye'yi aydınlatan merkezler nelerdi peki? Genelde hangi mağaraydı? Beldibi Ankara'da bulunan Macun Çay vardı. Samsun'da bulunan Tekke Köy vardı. Göller yöresinde bulunan Baradiz. Peki bunların hepsini saydım ya ben. Bunlar gene nedir? Şehir midir, mağara mıdır? Mağaradır ya. Mantığı çözdünüz mü arkadaşlar? Ezbere gerek yok. Mağara varsa anlayın ki eski taş isim geliyor veya orta taş isim geliyor. Daha ötesi yok. Ben ne zaman olacağım? Bak ben ne zaman? Neolitik dönem dediğimiz cilalı taş devrine gittiğiniz zaman olacak. Peki cilalı niye cilalı diyoruz bunu? Hadi bakalım. Cilalı demesinin sebepleri var mı? Bir şey cilalarsan ne olur hocam? Yenir. Parlar kız ne? Nasıl yenir? Ayakkabı cilalamak deriz. Doğru mu? Mesela dersin cilası nedir? Bu derslerin cilası ne? Soru çözmektir. Aferin Sinan. Her şeyin bir cilası var. Cila en son yaptığın davranıştır ve en son yapılan bu davranış oraya değer katar. Peki mantıken biz ayakkabı cilalasına cilalı parlatmak olarak söylediğimizden dolayı bu dönemde de insanlar yapmış oldukları aletleri parlatmaya başlamışlardır. Veya onları daha böyle estetik hale getirmişler. Taşı taş gibi kullanmamışlar da birazcık daha yontmuşlar. İyice güzelleştirmiş. Sanki bir sanat eseri meydana getirmiş gibi. O yüzden ismi cilalı taş. Peki bu dönemde insanlar tamamen buzulların iyice erimesi ve iklimin günümüzdeki gibi mantıken düşünüyorum. Kış, yaz, sonbahar, ilkbahar gibi olması gibi sebeplerden dolayı ne olacaktı? Önce su kıyılarına doğru gidecekler. İnsanlar su kıyılarına bir bakacaklar. Su kıyılarında. Anam bir başkası orada, bir başkası orada. Herkes burada. Ve insanlar ne yapacaklar? Yerde bitmiş olan bazı şeyler var. Nimetler. Öyle diyeyim ben size. Mesela arpayı görüyorlar. Buğdayı görüyorlar. Efendim yulafı görüyorlar. Mısırı görüyorlar. Sallıyorum bunları bazılarını. Yasemin'i görüyorlar. Ebe gümeciyi görüyorlar. Şeylerde toplarız ya. Bazı bitkiler biliyorsun biz var olmadan önce de vardı. İnsanlar bu bitkileri ele aldı ve bu bitkileri tekrardan tohumunu atarak köy yapmaya başladı. Peki insanlar ilk yerleşmelerini köy yaptığına göre köyde neler olur mantıken? Köyde köy evleri olur. O zaman insanlar bu dönemde ilk defa evler yaptı. İlk defa köyler yaptı. İlk defa tarımsal üretime geçti. Doğru mu? Mesela bir örnek. Bizlerin değerli arkadaşlarım özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan kazılarda M.Ö. 8000'li yıllara kadar bir buğday türü bulundu. Bu buğday türünün adı emmer evcil buğdayıdır. Emmer evcil buğdayı tahılın ana vatanının Türkiye olduğunu gösterir. Yani hala onun eskisinde bir buğday türüne rastlanmamıştır. Bir daha söyleyeyim, emmer evcil buğdayı. Bu yakın zamanımızda ortaya çıkarılan bir
kazı sonucu ortaya çıkarmıştır. Tağıl'ın ana vatanının Türkiye olduğunu gösterir bize. Artı Cilalı Taş Devri'nde insanlar o zamana kadar örtünme biçimleri ya hayvan derileriydi, doğru mu hocalarım? Ya da hani klasik olarak öyle anlatılır ama yaprak falan diyoruz ya. Şimdi öyle yaprak olmaz arkadaşlar. Yaprak da bir yere kadar. O yüzden tam yaprak olarak demeyelim. Hayvan postlarıyla kendilerinin özellikle değerli arkadaşlar hem korumasını yapıyorlardı hem de değerli arkadaşlarım bundan sonraki süreçte ise bazı bitki lifleri. Arkadaşlar bazı bitki lifleri vardı. Bitkinin içini şöyle ayırırsın. Şöyle ayırdın diyelim. Onun içinde sapasağlam böyle lifler vardı. Sökersin sökersin tek tek elinle. Bunların hepsini düğümleme yöntemiyle insanlar kendilerine kıyafet diktiler. Yani artık yerleşik aşama geçiyoruz. Biraz daha medeni olalım diyerek böylelikle insanlar ilk defa ne yapmışlardı der arkadaşlar. Bu dönemde tutup bitki liflerinden de elbiseler yapmışlardı. Peki mantıken Türkiye'de bunun en önemli yerleri nereleridir sorusuna Diyarbakır Çayönü. Bunun mantığını birazdan anlatacağım. Çok önemli bir yer. Diyarbakır Çayönü, Konya Çatalhöyük mesela. Yine önemli yerlerden. Urfa'da bulunan, ki Urfa'da biraz daha şey de ona girmeyeyim. Gaziantep Sakçagözü ve Malatya'da bulunan Caferhöyük. Bunlar da Türkiye'de belli başlı Neolitik dönemi aydınlatan yerlerdir. Dikkat edelim, burada bazıları önemlidir. Mesela Yarımburgaz Mağarası, Karayin Mağarası, Çatalhöyük, Diyarbakır Çayönü ve Urfa'da bulunan Göbekli Tepe. Bu beşinden bir tanesi direkt soru olarak karşınıza AYT'de gelebilir değerli arkadaşlar. Onların da ben özelliklerini tek tek yazacağım. Var mı sıkıntı olan? Evet, Neolitik döneme geçelim. Neydi? İnsanlar su kenarlarına inerek ilk defa ne yapmışlardır? Tarım yapmışlardır. Tarım yapmışlardır. İlk defa köyler oluşmuştur. İlk defa köyler oluşmuştur. Başka insanlar bitki liflerinden elbiseler dikmişlerdir. Bitki liflerinden elbiseler dikmişlerdir. Peki bize soru. Biz eskiden mağaralarda yaşarken bütün hayvanları onu yemek amacıyla kullanmıyor muyduk? Yani öldürüp yiyorduk, öldürüp giysine. Peki tarım denilen olay, o zamanı düşünün bir de, inanılmaz bir tarım arazisi var. Daha düşse dünyada 100 kişisin mesela. Tarım arazisini düşün. Diyorsunuz ki biz her gördüğümüz hayvanı ne yapmayalım? Öldürmeyelim. Ne yapalım? Eğitelim. Yani evcilleştirelim. Ha, o zaman bazı hayvanlar neyde kullanılmaya başlandı özellikle? Tarımda evcilleştirilerek kullanmaya başlandı. Doğru mu hocam? Mesela attır, mesela öküzdür, işte yabani olan her şey biraz evcilleştirerek bu dönemde de kullanmıştır. Hayvanlar evcilleştirilmeye başlamıştır. Hayvanlar evcilleştirilmeye başlamıştır. Var mı sıkıntısı olan? İlk defa köyler var. Şimdi burada bir şeye dikkat edelim. Mantıken şu cümleye herkes bir dikkat etsin. İnsanlar su kenarlarına inir. Bana dünyada su kenarı olan yerleri söyleyin bakayım. Bölgesel anlamda. Su var hocam. Burada çok su var. Okyanus. Sinan kurban oldum. O anlamda demiyorum. Oğlum okyanusun bulunması daha 1492 şeyden sonra coğrafi keşiflerle oldu. O dönemi diyorum lan. O döneme baksana. Senin şu an ne yaptın mesela? Anakronizmlerinden bir kavram var tarihte. Cümleyi yanlış yerde kullanmak. Mesela Hint deniz seferi diyoruz. Şu an günümüzde okyanus diyoruz ama Hint okyanus seferleri diyemeyiz. Çünkü o zamanlar insanlar onu deniz biliyordu. Anakronizm bir şeyi yanlış yerde kullanmadır mesela. 1919'da Mustafa Kemal Atatürk diyemezsiniz. Ne diyebilirsiniz? Mustafa Kemal diyebilirsiniz tabii. 1934'ten sonraki süreçte ise Mustafa Kemal Atatürk diyebilir. Senin şu an okyanus denen o varlığı bilinmeyen bir şeyi sen burada anlatamazsın. O zaman senin yaptığın anakronizm olur. Tarihte de böyle bir kavram var. Bunu da hemen şey yapalım. Arkadaşlar Anadolu ya niye biz bizden başlamıyoruz hemen? Ben buna kızıyorum. Dicle var, Fırat var, Menderes var, Kızılırmak var, Yeşilırmak var, Göksu var. Neyi sayayım ben sana daha ya? Sakarya Nehri var. Her yer nehir. O zaman insanlar ilk nehir kenarları ve su, göl kenarlarına indiklerinden dolayı Anadolu coğrafyası ve Mezopotamya, Dicle Fırat'ın arası buraya çok ünlü. Ben bereketli ilal diye bir şey çizmedim mi? Niye bereket diyorsun? Bereket ne demek? Bir ürünü attığın zaman o topraktan daha fazlasını almak berekettir. O zaman
bereketli Hilal denilen bölge Anadolu'yla Mezopotamya bölgeleridir. Doğru mu? Oku bakayım şimdi orada. Orada hangileri var? Neolitik dönemi aydınlatan. İran var mı? İran. Var. Suriye var mı? Var. Anadolu var mı? Var. Mezopotamya. Orasının adını komple ne demiştik biz? Bereketli Hilal demiştik. Anlaştık mı? Peki o zaman bizler de Cilalı Taş döneminde dünya ve Türkiye diye hemen ayrımımızı yapalım. Dünya ve Türkiye'de belli başlı yerlerin hepsini söylemeye başlayalım. Bir, dünyada İran, efendim Suriye, Anadolu toprakları ve neresi vardır hocam? Mezopotamya. Buranın ortak adını bir kere daha söyleyeyim. Bereketli ilaç. Türkiye'dekilere bakalım. Hocam neler vardı? Çayönü. Doğru mudur? Çatalhöyük. Bunlarla ilgili birazdan bir derinlemesine inmem lazım. Çayönü, Çatalhöyük, Sakça Gözü bu Gaziantep'te ve Malatya'da bulunan Caferhöyük. Anlaştık mı? Hocam kurban olayım ben bunları nasıl aklımda tutayım diyenler için söylüyorum. Mağara varsa ya bura ya bura. Çünkü bunların hepsinin çok önemli özellikleri var. Anlaşıldı mı? Birazdan anlatacağım. Peki bak buraya. Mantıken Cilalı Taş Devri insanların ilk üretim yapması değil midir hocam tarımsal anlamda? Bak buraya. Burada hangi kelime var? Şöyle bak bakayım. Çay. O zaman çay varsa ne var? Üretim var. Aklına oradan gelsin. Yani bunlar kısa yöntemler. Bak çatal. Çatal medeniyetin simgesi midir hocam? Evet. Eskiden buradaki mağaradaki insanlar çatalla mı yiyordu? Film sahnesindeki Erol Taş gibi butu alıp böyle yemiyorlar mıydı? O zaman bak çatal. Kim yiyormuş? Cafer abi. Cafer abi tarlasında tarım yapmış, çay üretmiş, ondan sonra çayı demlemiş, eti de çatalla yemiş. Bunların hepsi hangi dönemi anlatır bize? Cilalı Taş dönemini adı. Ezber yapmanıza lütfen gerek yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum size. Tarih bir ezber dersi değildir. Tarih bir olayın mantığını kavrama dersi. Mantığını kavrarsan zaten konuyu kavrarsın. Hiç korkma. Bunları izleyeceksin. İzledikten sonra sorulara oturduğun zaman Allah'ım bu sorular ne kolaymış gibi de gelebilir. Veya işte çok yanlışınız başlarda da çıkabilir. Ama pes etmeyin. İleriki zamanlarda yanlışlarınız daha azalacak. Doğrularınız daha fazla olacak. Şimdi hepinize sorun. Sinan, diyelim ki baban cep telefonu olarak 33 on kullanıyor. Yani eski atıyorum iPhone 5 kullanıyor. Veya tuşlu telefon kullanıyor. Ne WhatsApp var ne bir şey var. Bir mesaj yazıyor, mesaj tek ekrandan gözüküyor. O kadar kötü bir telefon. Eski bir telefon kullanıyor. Babana gittin. Bir doğum günü atandın. Tut verdin bakalım. Bir tane sallıyorum iPhone veya Samsung. İsimsel vermemde şey yok zaten hemen herkesin kullandığı telefonlar. Bunlardan bir tanesi hediye olarak gittin aldın, verdin. Babanın ilk tepkisi ne olur? Bence bu parayla nasıl aldın diyecekti. Bu maaşla bu telefonu nasıl aldın diyecekti. Sen açıklamasını yaparsın. Hat üzerine aldım, şunu aldım, bunu aldım. Peki başka baban hangi tepki verir? Bak baban o telefonu iddia ediyorum kullanamayacaktır. Kullanamaz. Hatırla bizim bir şey değiş. İnsanlar değişikliğe bir anda adapte olamazlar. Hepinize soru. İnsanlar bu yerleşik yaşamda hala taş üzerine yontma... Tamam evet Cilalı Taş döneminde ama taş hala kullanılıyor mu? Tabii ki kullanıyor. Peki taştan bu devir olan bakıra geçerken ne olur sizce? O zaman dikkat. Babanın cebinde hem 3310 Nokia var hem iPhone 11 Pro var. Tamam mı? Baban akrabalarının yanında 3310'u çıkarıyor. Niye kıskanmasınlar diye. Kahveye gitti mi de 11'i masaya koyuyor. O zaman baban hem bu dönemde hem bu dönemde. Yani ikisini bir arada yapıyor. İşte tarihte biz şu geçiş evresine ikisine bir kullanılan malzeme olduğundan dolayı. Şunla şu kelimeyi bir birleştir bakayım bana. Bakır, taş. O zaman insanlar şurada ağırlıklı bir dönem yaşıyormuş. Hangi dönemi? Bakır taş. Diğer adıyla ne diye geçermiş bu? Kalkolitik. Anlaştık mı? İnsanların hem eskiyi hem de yeniyi bir anda kullanmalarına oluşan bir dönemdir. Bakır taş dönemi değerli arkadaşlarım. Bu mantık çözdük mü? Çok güzel. Peki gelelim artık insanlar ilk madeni buluyor. Peki bir madenin bulunmasını kolaylaştıran en büyük etmen toprağın üst katına daha yakın olması değil mi?
Toprağı eşeledin, ilk madene rastladın. İlk maden ne? Toprağın en üstünde bulunan, birazcık daha diğerlerine göre daha üstte bulunan. Hangisi? Bakır. İnsanoğlunun ilk kullandığı maden bakırdır. Bakırdan ne yapmışlardır? Süs eşyaları yapmışlar. Bakırdan kapkacak yapmışlardır. Bakırdan madeni heykeller yapmışlardır. Ve insanoğlu bakırı ilk kullanmasının sebebi hem kolay bulunuyor olması hem kolay işleniyor olması, toprağın üst katında olması. Hepinize soru. İnsanoğlunun bakırdan yapmış olduğu malzemeli. Şöyle dikkatlice bir düşünün. Bakırı bulan insanoğlu altını bulmamış mıdır sizce? Toprağı kazdınız mı her maden çıkabilir mi karşınıza? Çıkabilir mi hocam? Peki insanoğlu altını bulmasına rağmen niye kullanmamış? Gündelik yaşamında niye kullanmamış? Altının işlenmesi zor. Eritimi zor. O yüzden insanoğlu hem az bulunan bir maden olduğundan dolayı almış hop. Az olan her şey değerlidir. Kadınlar küpe yapmış. Bileklik yapmış. Pandora yapmış. Anla ya. Her şeyi yapmış. Böylelikle kadınlar bunu bir süs eşyası olarak kullanmış. Doğru mu? O zaman altın bulunmuş ama bulunmasına rağmen kullanım alanı azdır. Bunu da bilelim. Değerli olan her şeyin sayısı, değerli olan her şey sayısıyla da ilgilidir. Sizin sayınız, AYT'ye giren insan sayısı 1 milyon sallıyorum yerine 100 bin olsaydı, siz şu an bu memleketin en değerli insanları olacaktınız. Doğru mudur? Bir şeyin sayısı yükseldikçe değeri de gitgide azalır. Eskiden 50 tane üniversite vardı memleketimizde. Şimdi 165 tane üniversite var. Üniversite açıldıkça üniversitelerin değeri düşüyor. Doğru mu? O yüzden bu memlekette bir şeyin çoğalması ne demektir? Hemen o şeyin aşağı çekilmesi. Bir çiğ köfteci açılıyor. Oba bir furya bir başlıyorlar. Resim koyuyorlar biliyoruz. Diyarbakırlı, Urfalı, bilmem neyle, Antepli diye. Şimdi ne oluyor? Bir anda pat 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 pat. Bir cep telefoncu açılıyor pat pat hemen 100 tane açılıyor. Ne oluyor? Değer düşüyor. O yüzden değerli arkadaşlarım. Bakırdan sonra neyi bulacak insanoğlu? Tunç madenine doğru bulacak. Çünkü niye bakırla kalayı bulup karıştıracak? Tabi oraya geçmeden önce şu bakırla ilgili ben özellikleri yazayım. Bir, bakırın önemli. İnsanların işlediği ilk madendir. İnsanların işlediği ilk madendir. Doğada sıkça bulunması. Doğada sıkça bulunması, kolay işlenebilmesi sebebiyle tercih edilmiştir. Sebebiyle tercih edilmiştir. Doğru mu hocam? Başka bakır devriyle ilgili neler diyeceğiz? Bakırdan neler yapılmıştır? Kap, kacak, değil mi? Ondan sonra küçük heykelcikler yapılmıştır. Küçük heykelcikler yapılmıştır. Dönemde ne de bulunmuştur? Altın ve gümüş bulunmasına rağmen ne olmuştur hocalarım? Evet, bulunmasına rağmen işlenmesi zor olduğundan dolayı genellikle süs eşyası olarak kullanılmıştır. Evet. Peki Türkiye'de var mıdır acaba bakır devrini aydınlatan yerler? Evet Ela. Nereler vardır? Mesela bakır devrini bize Türkiye'de anlatan yerler. Buyur. Çorum'da bir yer var. Alacayük. Herkesin gitmesini istediğim bir yer. Çorumlar şimdi... Çorum'da yaşayıp da Alacayük'ü görmeyenler var. Gerçekten üzücü bir şey. Lütfen görelim Alacayük. Bir. Samsun'da bulunan İkiztepe. Denizli'de bulunan Beyce Sultan. Çanakkale'de bulunan Truva. Doğru mudur hocam? Buralar genellikle merkezsel anlamda Anadolu'da bu dönemi aydınlatan merkezler arasındadır. O zaman bizler de bunların altına 4 tane yeri isterseniz bir yazalım. Neyle başlayalım mesela? Alacayük'le başlayalım. Tepe mi, dere mi? İkiztepe. Tepe. Başka? Beyce Sultan. Ve Truva değil mi? Çanakkale. Daha da var, fark etmez. Şimdi genellikle bu sorularda bakır dönemiyle alakalı şunlar gelmez. Genellikle olayın bu boyutu gelir. Peki, bakırı buldum, kalayla karıştırdım. Bakırı kalayla karıştırırsam ne olur? Tunç olur. Tunç dediğimiz aslında nedir biliyor musunuz? Bronz. Hani duyuyoruz ya, bronz madenine yakındır. Yani şey anlamında söyleyeyim, element sayısı anlamında falan değil ama hani sertlik bakımından anlamında söyleyeyim. Peki,
Tunç bakırdan daha sertse insanoğlu hemen bakırı bıraktı mı? Bıraktı. Bakırı bıraktı. Peki insanlar, şimdi bak, eski bir şey hemen yeni bir şeyin yerine geçiyor. Yani yeni bir şey eski bir şeyin yerine geçiyor. Sadece bu dönemde babandan kaynaklı iki tane cep telefonu kullanıldı. Yoksa baban iPhone 11 kullanmayı biliyorsa sıkıntı yoktu. Arkadaşlarım, tunç daha dayanıklı bir madendir. O yüzden tunçtan heykeller özellikle çok yapılmaya başlamıştır. Arkadaşlar, sizler heykel yapıyorsunuz ama bu heykelin korunması lazım. Heykeli dışarı yapıyorsunuz. Kimse evine heykel yapmıyor. Dışarıya astınız. Roma İmparatoru Julius Caesar'ın heykelini yaptınız. Sallıyorum. Kardeşim, bu yağmur yok mu bunun? Karı yok mu? Kışı yok mu? Soğuğu yok mu? Sıcağı yok mu? Sen bu heykeli nasıl koruyacaksın? O yüzden ne kadar dayanıklı madenden heykel yaparsan o kadar günümüze kadar gelmesi de, değil mi, daha önemlidir. Peki tunç döneminde ilk defa site şehir devletleri ortaya çıkmıştır. İlk defa Sümerler, Hititler yine bu dönemlerde, işte Akatlar gibi şehir devletleri ortaya çıkmıştır değerli arkadaşlarım. İlk defa şehir devletleri veya siyasi anlamda gördüğünüz gibi organizasyon türleri ne zaman ortaya çıkmış? Tunç döneminde ortaya çıkmış. O zaman tuncu bir yazalım mı hocalarım? Yazalım. Ne diyoruz tunç için? Bakıra göre bakır ile kalay karıştırılarak bulunmuştur. Kalay karıştırılarak bulunmuştur. Bakıra göre daha sert bir madendir. Bakıra göre daha sert bir madendir. Doğru mudur? Başka peki en önemli özelliklerinden? Tunçtan ne yapılmıştır? Heykeller yapılmıştır. Heykeller yapılmıştır. İlk defa dünya tarihinde ilk siyasi organizasyon türü olan, ilk siyasi organizasyon türü olan site şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Site şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Doğru mudur hocam? Vallahi bu dönem aydınlatan sorulur işte. Dikkat! Anadolu tunç dönemini yaşarken Anadolu Mezopotamya'dan gelen Asurlular, ki Asurlular zamanında anlatacağım, tuttu yazıyı Anadolu'ya getirdi. Ve Anadolu'ya bıraktıkları ilk yazılı levha da değerli arkadaşlarım Kayseri Kültepe anıtları oldu. O zaman mantıken hepinize soru. Biz Anadolu'da tunç dönemini yaşarken ileri bir medeniyet olan Asurlular bizi gelip etkiledi mi? O zaman Anadolu'da hangi devir yaşanmadı? Demir devri yaşanmadı. Hemen hop yazıya geçtik. Yani tarihi çağlara geçtik. Dikkat! Tunç devrini aydınlatan en önemli yer neresidir diye sorarlarsa Kayseri'de bulunan neresidir? Kültepe'dir. Buna lütfen dikkat edelim. En önemli bilmeniz gereken yer Kayseri Kültepe'dir. Daha da vardır Ankara, Avlatlı, böyle ıvır zıvır da gerek yok. Kayseri Kültepe'nin olduğunu lütfen bilelim. Bunun özelliği neydi? Asurların yazıyı Anadolu'ya ilk getirdi yer. Asurların yazıyı Anadolu'ya ilk getirdi yer. İlk getirdi yer. Peki bize bir soru. Hazır mısınız? Ben şimdiye kadar neredeyse Türkiye'de bütün yerler var yazdım. Doğru mu? Türkiye'de aydınlatan belli başlı merkezlere örnekler verdim. Demir devrine örnek verebilir miyim? Niye böyle bak? Hah, atladık çünkü. Nereye gittik? İlebilir bir medeniyetten evet yazıya geçtik. Aferin, mantık kuracağız. Anlaştık mı Sinan? Evet, güzel. Peki demir devrine geçelim. Demir hem bakırdan hem de tunçtan daha mı serttir? Peki demiri kullanan medeniyetler savaşlara daha mı üstün gelir? Peki site şehir devletlerinden demiri kullanan, site şehir devletlerinden bakıra kullanana göre daha böyle savaşçı bir nitelik kazandığına göre bir site şehir devleti tak 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 diğerlerine son vermeye başlayacak. Çünkü adam demir kullanıyor. Demirden silah yapmış acı. Mızrak yapmış. Mızrak bükülüyor mu demirdeki? Demiri bükmek bile çok zor. O yüzden dikkat, demiri kullanan bütün medeniyetler hızlıca ne olmuştur değerli arkadaşlarım? Diğer yanlarındaki şehir devletlerine son vererek merkezi imparatorluklar kurulmuştur. Bu dönemde en önemli özelliği siyasi organizasyon türleri açısından imparatorlukların kurulduğu dönemdir. Olay budur. Yazalım onları da. Demir devri. Ne diyeceğiz peki demir devrine? Bakır ve tunca göre daha nedir? Daha dayanıklıdır. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ben mesela dedim ya buradan buraya atladık.
Tabii ki Asurlular getirdikleri yerlere demir de getirip demirde kullanmış olabilir. Ama bölgesel anlamda kazıp da demir kullandığımız bir bölge, onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa Asurlular evet yazı getirmiştir ama bak sen bunu biliyor mu dedi, göstermiştir. Bu biliyor mu dediği şey ne? Demir. Yani demek istediğim şu, ileri bir medeniyete taşıyan Asurlular elbette bize demiri de öğretmişlerdi. Ama Türkiye'de kazı alanları yapıldığı zaman demir madenine ilişkin kap, kacak, ıvır zıvır çıkmıyor işte. Sebebi ne? Çünkü o dönem bizim atlamamızdan kaynaklanıyor. Evet, Bakır Ütünç'e göre daha dayanıklıdır. İlk defa ne kurulmuştur bu dönemde? İmparatorluklar ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkmıştır. Doğru mudur hocam? Oku bakayım demir devrini bana. Anadolu Hititler, Filipler, Urartular. Aynen öyle. Kayseri'de de Asurlular yazıyor. Aynen. Aynen öyle. Evet, şimdi gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar bu devirden gelen sınav soruları Türkiye'nin belli başlı yerlerini muhakkak ki bilmemiz lazım. Şimdi bu dediklerime herkes dikkat edecek. Bak buraya. Burada sana bir mağara verdim. İstanbul'da bulunan Yarımburgaz Mağarası. Doğru mu hocam? Ona geçmeden önce bir tane şey yapalım. Hocam, kemik ile fosil aynı şey midir? Soru sorayım. Mesela yoldan bir kemik buldunuz. Yoldan fosil bulabiliyoruz mu? Bulamıyoruz. Bulamıyoruz değil mi? Fosil kolay mıdır bulmak peki? Hayır. Çok zordur. Fosil aslında canlının kaya, kayaç, mağara duvarı gibi yerlerde bıraktığı iz veya bıraktığı hücredir. İnsanlar nereden biliyor milattan önce 600 bini? Saydın mı? Yoo. Birçok yöntemle bulabiliyor. Dikkat. İnsana dair Anadolu'da ilk insanlar ne zaman gelmiş Anadolu'ya? İşte bunun ilk kalıntılarının olduğu yer Konya Akşehir'de bulunan Dursunlu fosil yataklarıdır. Bir daha söylüyorum. Konya Akşehir Dursunlu fosil yatakları. Anadolu'da insanların İlk defa varlık olarak geldiğinin tespit edildiği yer. Demek ki insanlar ilk olarak nerede bulunmuş? Konya Akşehir'de bulunmuş ya. Şaka gibi bak, Mehmet de Konya'da. Konya'nın neresinde Mehmet? Akşehir. Akşehir'lisin değil mi? Biliyor musun Dursun'un fosil yataklarını peki? Biliyorsun. Çok güzel. Bir daha söyleyeyim. İnsanın varlığı ilk defa Anadolu'da Konya'da ortaya çıkmıştır. Konya Akşehir Dursun'un fosil yatakları. Bu bir. İki. Peki kemik veya insanın orada yaşadığına dair bir bilgi var mı? Mesela fosili buldum ama fosili başka yerlerde de bulabilirim. Ama benim bir de yaşadığını tespit etmem lazım. Yani bana ne bırakması lazım? Mağaraya çizilen bir resim bırakması lazım. Veya mağarada kabını kacağını bulmam lazım değil mi? İşte Yarımburgaz Mağarası M.Ö. 390 bin. Bakın M.Ö. 390 bin ile 270 bin hesaplamalar aralıklı bırakılmış. Buz burada bir insanın varlığına işaret etmiş. Bak diğeri fosildi. Ama bu bir insan. Doğru mu? Peki Antalya'da bulunan bir başka mağara. Hangi mağara? Karayin Mağarası. Evet. İnsanların böyle Anadolu'da ilk yaşamsal varlık olarak orada yaşadığı anlaşılıyor. Karayin Mağarası'na yani. İnsanlar ilk nereye gelmiş bizde? Konya Akşehir diye tahmin ediliyor. Doğru mu? Dursun'un fosil yatakları. Peki Yarımburgaz Mağarası'nda insan sanki orada yaşamış gibi. Peki Karayin Mağarası'nda kemikler tespit edilmiş insana dair. Ve bir başka olay tabii ki Diyarbakır Çayönü. Çok dikkat etmeniz gereken bir sorudur Diyarbakır Çayönü. Çünkü üretimin Anadolu'da yapıldığı, Güneydoğu ve Avrupa'da insanların ilk üretim merkezi sayılan yer Diyarbakır Çayönü'dür. Herkesin bunu bilmesi lazım. Güneydoğu ve Avrupa'da insana dair insanın ilk ürettiği, tarımsal üretim yapılan yer olarak kabul edilen yerimiz Diyarbakır Çayönü'dür. Peki fosil yataklarını bulduğumuz olan Konya'da, Akşehir'den, diyelim ki Konya'nın bir başka bölgesi olan Çatalhöyük'e gitmiş olabilirler mi? Niye olmasın? Peki Çatalhöyük'e giden insanlar ne yaptı? İlk defa şehir yaptı. Dikkat! Bir daha söyleyelim. İlk şehir yerleşmesi Konya, Çatalhöyük'tür. İlk defa şehir planı ortaya çıkıyor. İnsanlar mimar gibi şehir planı çizmişler ve şehir planına göre de evlerini ona göre yapmışlar. 4 tane yer saydım. Buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor, bir daha söylüyorum. 1. Nedir değerli arkadaşlarım? Dursunlu fosil yatakları. Bu zaten benim şu an AYT video ders notumda da onları ben bilerek ayırdım. Verebilir misin hocam? AYT video ders notumda. Sen bu arada yanlış yere işaretliyorsun kız. Allah canını almaya ya. İleriki taraf.
Şurada Mehmet sen buraya da çek. Dörtlü olan bir bölge var. Bak gördünüz mü? Benim kendi mevcut olan kitabımda dört tane yer bıraktık. Yarımburgaz mağarası. Günümüzden 271-290 yıl öncesinde ilk insanların yerleştiği tespit edilmiştir. Karayın mağarası. Anadolu'da insana dair en eski kemik kalıntıları bulunmuştur. Çayönü. Türkiye ve Güneydoğu Avrupa'da kurulan ilk köy yerleşim yeridir. Ve Çatalhöyük. İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşim yeridir. Arkadaşlar bunlar çok önemli bilgilerdir. Özellikle saydığım bu toplam 4. Bir de Dursunlu fasulye takları 5. Soru gelme ihtimali yüksektir. Artı bir şeyden daha bahsedeceğim. 1995'te Şanlıurfa'nın 18 kilometresi ötesinde Örenci köyü yakınlarında bir dedemizin tarlayı sürerken bir taşa saplanıp o taşı bir türlü yerinden sökememesi ve dibini kazmasıyla ortaya çıkan ve çalışmalarını Klaus Schmidt'in yapmış olduğu 1995 yılında çıkarılan ve kazımı başlanıp daha sonra dünya tarihinin en eski dinsel tapınak merkezi Göbekli Tepe ortaya çıkarılmıştır arkadaşlar. Ve gerçekten geçen senede 2019 senesi itibariyle söylüyorum. Biliyorsunuz Göbekli Tepe yılıydı memleketimizde. Çok önemli bir çalışmadır. Hatta Malatya'da da buna benzer tekrardan yeni yeni şeyler de bulunuyor. Böyle T şeklinde her biri 40-50 ton ağırlığında ne vardır? Bir taştan yapılma vardır. Hani biz diyoruz ya Mısır'a nasıl taş gitmiş de onları yapmışlar. Hani değil mi? Piramitleri. İşte aynı mantık düşünelim. 40-50 tonluk bir taşı göbeğe oturturum. Onun çevresini bu şekilde yapmak da hiç kolay değil. Demek ki insanlar en eski insan eliyle yapılmış en eski dinsel tapınak merkezi neresidir sorusunun cevabı tabii ki Şanlıurfa Göbekli Tepe'dir. İnşallah fırsatınız olursa da gidebilirsiniz. Artık biliyorsunuz oranın üstü de kapatıldı. Böylelikle her türlü fiziksel veya farklı çözülmelerden dolayı kaynaklanacak bir bozulma da önlenmiş oldu değerli arkadaşlarım. Bu önemliydi bizim için. Toplamda o zaman kaç yer saydım hocam? 6 yer saydım. Bir daha sayıyorum. Çünkü önem gördüğüm bir yer. 1. Akşehir Dursunlu fosil yatakları. Anadolu'da ilk insanlar burada olduğunu düşünüyoruz. Yarımburgaz mağarası. İnsanların Anadolu'da ilk yerleşim yaptığı mağara olduğunu düşünüyoruz. Ama kemiğini bulamadık. Karayın mağarası. İnsana dair en eski kemiğin bulunduğu mağaradır. Diyarbakır Çayönü. Dünya tarihinin ilk köy yerleşim yeridir. Konya Çatalhöyük. Bak medeniyet. Bak oradan aklınıza gelsin. Çatalhöyük. Dünya tarihinin gene neyidir değerli arkadaşlarım? İlk şehir yerleşmesi ve ilk şehir planlamasıdır. Doğru mu? 6. Dünya tarihinin en eski bilinen insan eliyle yapılmış dinsel mabedi ise Şanlıurfa Göbekli Tepe'dir. Eğer biz bunları bilirsek gelecek olan herhangi bir sınav sorusuna doğru cevap veririz. Hem eşit ağırlık hem de sözelde bu sorular gelmektedir değerli arkadaşlarım. Bir sonraki videomda neyi anlatacağım sorusunun cevabı ise artık ilk çağ uygarlıklarına geçiyoruz. Böylelikle tarih öncesi dönem ve tarih öncesi çağlar kısmı tamamıyla bitmiştir. TYT'de bir soru. Bu anlattığım yerlerden. AYT'de eşit ağırlık kısmından bir soru. Eşit ağırlık dediğim yani söz bir. Ve söz iki kısmından bir soru. Demek istediğim ne? Bu ünite TYT'de de AYT'de de her sene sınav sorusu olur. Çünkü ilk konu olması sebebiyle insanlar direkt Osmanlı'dan profesörlerimiz soru yazmaz. İnsanların ilk konusu olan tarih nedir konusundan başlandığı için buradan bir tane sorunuz hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah anlatmayı becerebilmişimdir. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bir sonraki dersimizde ilk çağ uygarlıklarında görüşeceğiz inşallah.